Rahmetli dayım vardı, Allah rahmet eylesin, Ferit Aybak. O arabayı o almıştı bana. Sağ olsun, çiğ köfte yapmamda da çok büyük katkısı oldu. Artı arabamız da 3 tekerliydi. Sağ olsun dayım aldığında arabayı. Arabaya baktım, kendime baktım. Bir tane de beyaz önlük takmışsın. Arabayı iteliyorsun ama nereye gideceksin? İlk defa çıkıyorsun. Sanki bütün insanlar sana bakıyor. Çiğ köfte benim hayatımda çok önemlidir. Ben çünkü İstanbul'a para lastikle geldim. Ve bu çiğ köfteden para kazandım. Bu parayla kardeşlerime baktım, anneme babama baktım, çevreme baktım. Benim özelliğim işimi çok seviyorum. Kaliteli ürün kullanıyorum. İşimi yaparken bütün sevgimi içine katıyorum. Benim özelliğim bu. ...1974 Sincik Düdan Köyü'nde doğdum. 24 Nisan 1985'te İstanbul'a geldim. İstanbul'a çaresizlikten geldi, yokluktan geldik. 6 kardeşimiz vardı, annemiz, babamız, yokluk bir ailenin bir evladıydı. İlkokulu bitirmeden annemize, babamıza faydalı olmak için geldik. 6 yaşından itibaren okula başladık. Hem okula giderdik öğleden önce, öğleden sonra da işte kaç tane hayvanımız vardı, onları giderdik. Hayatımız öyle geçiyordu. Hiçbir hayalimiz yoktu aslında. Sadece işte gelip orada çalışıp İstanbul'u görmek, İstanbul'da geçimimizi sağlamak, çalışıp kazanıp annemize babamıza bir nebze de olsa bir şeyler göndermek. O amaçla geldik. Baba senenin 3 ayı İstanbul'a gelir lokantada çalışırdı, aşçıydı. 9 ayda da köyde kalır, köydeki işlerle ilgilenirdi. 85 yılında 11 yaşında bir çocuk. Köyde gelen bir tane akrabamızla birlikte bizleri gönderdiler. Burada abim vardı. O geldi beni Zeytinburnu ambarlarda aldı. Hiç unutma. Ayağımda lastik ayakkabı. Üzerimizde çok böyle düzgün olmayan bir üst baş. Beni getiren arkadaş Zeytinburnu'nda oturuyordu. Orada bir akrabamız vardı, onun yanına bıraktı. Abim de gel beni oradan aldı. Hiçbir şey düşünme şansına sahip değilse ilk defa bir İstanbul görüyorsun. Televizyonu yeni görüyorsun, suyu görüyorsun, elektriği görüyorsun, buzdolabını görüyorsun. Yani bir şok. İçerisinde bir insan gelmiş, daha 11 yaşında bir çocuk. Değişik bir dünya. Nemrut'un kızı yandırdı bizi. Altı silesini felek bu nazı. Suya düştü ya kurtar bizi. Evirdim çevirdim yer bulamadım. Ayandır hazalem. Ocağım söndü nasıl devramdır. Bırakıp gitti bu ne beladır. Dünya gözüyle Kerbeladır, Allah'tan korkmaz yar. Yani ilk köfteyi yaptığımızda böyle arkadaşlarla beraber bekar odasında bir odamız vardı. Onlarla beraber böyle türkü söyleyerek, muhabbet ederek, gün gelir ağlayarak. Yani seviyorum işimi, işimi çok sevdiğim için mutlu hissediyorum kendimi. Yani bundan para kazanıyorsun, insanları mutlu ediyorsun. İnsanların
damak tadına hitap ediyorsun. İnsanlar beğendiğinde daha çok böyle mutluluk hissediyorsun. Kendine gurur duyuyorsun. Ya ben gerçekten bu işi yapıyorum, bu benim işim diye mutlu oluyorsun. Ana maddeleri bulgur. 1 kilo bulgur, yarım kilo salça, yarım kilo isot, 2 bardak zeytinyağı, bir yarım çay bardağı baharat, karışım baharat, sarımsak, 10 kiloluk çiğ köfte bunlardan yapılır. Tabi isteğe göre acı, tabi bunları acısını ona göre koymamız lazım. Kim var acılı sever, kim var acısı sever. Kendimizi bildik bileli standart bir acıyı tuturmuşuz. Onun dışında tabi ekstra acı isteyenler olursa acı sos ikram ediyoruz kendisine. Yani seher satıcıyken sadece göbek vardı, maydanoz limon vardı. Domates de bazen bulunduruyorduk. Şu anda tabi isteğe göre yeşil soğan koyan arkadaşlarımız var. Roka var, domates var. Çiğ köfte iyi olduğunu birazdan hep beraber anlayacağız. Ben İstanbul'a geldikten 4 yıl sonra köye elektrik gitti. Buzdolabı gitti, televizyon gitti. Bunların hepsini İstanbul'da gördüm. İşte geldiğimizde konfeksiyonda işte akrabalarımız çalıştı, onların yanında çalıştı bir sürü. Yavaş yavaş da yaşımız 15-16 oldu. Hayalimizde bir işler var, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Değişik sektörlerde işte lokantaymış. O sektörlerde çalıştık. Daha sonra işte lokanta açtık. Akrabalarla, dayılarla, amcalarla vesaire. Ondan sonra payırımda bundan sonra bir şeyler yapmak vardı. Ne yapabilirim diye. Kârı çok iyi olan arkadaşlarımız seher satıcılık yapar, çiğ köfte satarlardı. Biz de onların yanında dura dura bir gün ben de işte dayı yaşta ben de çiğ köfte satmak istiyordum kendisine. Nasıl yapacaksın? Dayı yaşın ufak işte 17 yaşındasın. Dedim senin yanında takılırım. Sen ne yapıyorsun aynısını da ben yaparım. Sağ olsun işte bize çiğ köfte yaparlardı. El arabası aldılar. Eminönü'nde, Aksaray'da böyle dolana dolana çiğ köfte satarlardı. Sabah saat 7-8 gibi gelirdik depomuza. Depoda çiğ köftemizi hazırladı. Saat 11 gibi çıkardık işi. Alırdık arabamızı direkt Eminönü'ne. Yani aşağı yukarı 2 kilometre vardı. Genelde dürüm satılırdı ama pakete yaparlardı. Paket isteyenlere paket yapıp veriyorduk. Yani turistler merakla bakarlardı. Hatta hiç unutmam bir tanesinde çok böyle yaşlı bir tane kadın sosyete bana baktı böyle bir 10 dakika. Gitti. Aradan bir 15 dakika sonra geri geldi. Dedi ki evladım dedi. Ben seni gördüm dedi. Ne sattığını da bilmiyorum. Üstün başın çok temiz. El araban çok temiz. Ne satıyorum ama bilmiyorum bana oradan nasıl veriliyorsa bir şeyler ver götüreyim dedi. Kendisine bir tadımlık verdim. Çiğ köfte bu dedi. Bir porsiyon da paket yaptım. Aldı gitti. Köftemizi yoğururduk işte bekar odasında. Bir tane ufak depomuz vardı dayımla birlikte. Çiğ köfteyi yoğururduk, arabamıza koyardık, giderdik Eminönü'ne. Eminönü'nde saat 5'te hayat bittiğinde, her taraf kapandığında el arabayla yürüyerek giderdik Aksaray'a. Aksaray'da gece saat 11-12'ye kadar dururduk. Satabildiğimizi satardı, satmadığımızı da getirdi odadaki arkadaşlara dağıtırdık ya da tanıdık birilerine verirdik yerlerde. Ama çoğu zaman bitiriyorduk tabii. Rahmetli dayım vardı, Allah rahmet eylesin, Ferit Aybak. O arabayı o almıştı bana. Sağ olsun çiğ köfte yapmamda da çok büyük katkısı oldu. Artı arabamız da 3 tekerliydi. Sağ olsun dayım aldığında arabayı. Arabaya baktım, kendime baktım. Bir tane de beyaz önlük takmışsın. Arabayı iteliyorsun ama nereye gideceksin? İlk defa çıkıyorsun. Sanki bütün insanlar sana bakıyor. Gittik Eminönü'ne. Eminönü'nde işte bir yerde duruyorsun. Tak adam geliyor diyor ki burada durma diyor.
Çekiyorsun bir köşeyi diyorsun, öbür dükkan geliyor burada durma diyor. Sahip bir yer bulduğumuzda, durduğumuzda işte yavaş yavaş bakıyorsun insanlar geliyor. Birine bir dürüm, birine bir porsiyon. Bir bakıyorsun tak belediye geldi, kaçmaya başlıyorsun arkadaşlarla beraber. Zor bir süreçti, çok zor bir süreçti. Zabıta bir ara arabamızı aldı. İçindeki ürünlerin hepsini koyduğu yere. Onların hepsini bir tane poşete koyduk, sırtımıza aldık. Gittik tekrar bekar odasına. İki gün işe çıkamadık, tekrardan bir tane el arabası aldık. Bu gibi olaylar çok oldu. Mesela ben seher satıcıyken 3 kere belediye arabamı aldı. Diyor ki biz senin arabanı aldık, yapma şansın bir şey yok. Müdahale etme şansın da yok. Alıyorsun ürünlerini, çiğ köfteni, yeşilini dolduruyorsun bir tane poşete. Sırtına alıyorsun, yürü babam yürü. Direkt bekar odasına koyuyorsun oraya. Yapacak başka bir şey yok. Olmazsa olmazı sevgidir. Bir işi severek yapacaksın. Bir işi severek yaptığın zaman başarılısın. Başarının sırrı çok çalışmak. Dürüst olmak, kaliteli ürün kullanmak. Benim özelliğim işimi çok seviyorum. Kaliteli ürün kullanıyorum. İşimi yaparken bütün sevgimi içine katıyorum. Benim özelliğim bu. Hala hep gider bakarım, ederim. Kalite kontrolünü yaparım, dükkanlarıma giderim. Aslında her gün dükkana giderim, bakarım neler yapılıyor. Nasıl çalışıyorlar, onu kontrolünü hep yaparım. Çiğ köfte benim hayatımda çok önemlidir. Ben çünkü İstanbul'a para lastikle geldim. Ve bu çiğ köfteden para kazandım. Bu parayla kardeşlerime baktım, anneme babama baktım, çevreme baktım. Ve benim hayatımı da tamamen değiştirdim. O yüzden çiğ köfteyi hem çok severim, hem yerim, hem de her yaptığımda bunları düşünerek yaparım. Benim hayatımda çiğ köfte o kadar çok önemli. Malzemeyi bakkallardan arıyorduk o zamanlar işte. Çiğ köfte burguru, ince burgur. İşte Eminönü'ne giderdik, baharatçıdan isotumuzu aradık, baharat çeşitlerini aradık. Tabi o zamanlar et koyardık biz çiğ köfteye de. Eti kaldırdık, ömrü azdır diye yerine ceviz içi koymaya başladık. Baktık ki daha çok rağbet var etsiz çiğ köfteye. Böyle devam etti etsiz çiğ köfte. Yani o zamanlar maddi olarak çok durumumuz iyi değildi. 2 kilo burgura aldığımız 200 gram ya da 300 gram et alıyorduk, 100 gram et alıyorduk. Baktık ki bunun içerisinde bu 100 gram etin hiçbir faydası olmayacak. Artısı bu koyduğun ürün fazla durma şansına sahip değil. Biz bunu düşünerek ne yaptık? Eti bir kenara bıraktık. Bunun yerine fındık içi kullanmaya başladık. Ceviz içi kullanmaya başladık. Baktık ki en güzeli ceviz. Ceviz koymaya karar verdik. Ve öyle de devam ediyor bugüne kadar. Yani etten cevize geçtiğimizde daha iyi rağbet aldık. Tadı daha güzelleşti. Bir de biz bunu yaptığımızda biz de rahatladık. Kafamıza kuşku vardı. Alıyorsun eti koyuyorsun çiğ köftenin içerisine. Akşama kadar dolanıyorsun. Ve biri zehirlenir ya da birinin başına bir şey geldiğimizde bir korku içerisinde yaşardık. Biz bunu çıkarıp cevizi koyduğumuzda daha rahat bir yaşam tarzına ulaşıldı. Artısı kafamızdaki kuşku da gitti. Ve aynı zamanda daha güzel bir lezzet verdik. Çiğ köfte, ceviz içi. Yiyen arkadaşlardan talep geldiklerinde çok güzel, tadı çok iyi. Nasıl yapıyorsunuz, içinde ne var diye hemen anlatırdık işte. İçinde. Baharat çeşitleri var, ceviz içi var, bu var, salça var, bilmem ne var. Ama et olduğunda hatta eti koyuyorsun ama korkarak söylüyorsun. Ceviz içi yani fındık içi oldu dediklerimizde daha rahat bir yaşam ortaya çıktı. Ve biz de rahatladık, artı işlerimiz de arttı. Talep daha çok olmaya başladı cevize. İçerisine isot koyduk, zeytinyağımızı koyduk, nar ekşimizi koyduk, baharat çeşitlerimizi koyduk, cevizimizi koyduk ve bu ürünlerin vücuda faydası nelerdir? Kolesterolü düşürür, hazmi kolaylaştırır. Yani bu çiğ köftenin vücuda her türlü faydası var çünkü içindeki baharatlar değişik değişik hepsi. İçerisinde 7 karışım baharatımız var çiğ köfte baharatı. Ceviz var, zeytinyağımız var, isotumuz var, salçamız var, nar ekşimiz var, yeşillik çeşitlerimiz var. Bunların hepsi
birer faydadır çiğ köfte içerisinde. Tam bir şifadır. Haftanın 4 günü, 5 günü bu çiğ köfte yenmez. Bir insan zaten yarım porsiyona doyuyor. Haftada 4 gün, 5 gün ya da her gün bir yarım porsiyon çiğ köfte yemeli bir insan. Şu anda çiğ köftemiz 3-5 dakika hazır. Yani elde yorulduğunda tabii uzun yorulması gerekir. Bizler gibi biz de uzun uzun yoğuruyoruz. Yani çiğ köfteyi yoğurdukça çiğ köfte kalmağa geliyor. Arzu ettiğin şekle geliyor. Şu anda bizim çiğ köftemiz, bizim arzu ettiğimiz şekle geldi. Şimdi bunun tadına doyum olmaz. Marul limon. Birbirine yakıştıkları için lezzetleri tamamlıyorlar. Oh be. Arabadayız. Yaptığımız zamanlarda kişi bir dürüm istediğinde işte ufak bir tahtamız vardı. Onun üzerine koyardı pilemizi. Köftemizi sürerdik. Kaşık vardı tahta kaşıkla. Ondan sonra yeşilliklerine koyar. Servis ederdik. Çünkü köfte biz kendimiz takip ettiğimiz için belli ölçülerimiz, gramajlarımız var. Gramajları hepsini bir tane ustamıza vermişiz. İçerini takibini yapıyor. Ve arzu ettiğimiz çiğ köfte piyasaya çıkıyor. O gecelerde çiğ köfte yorduklarında kişi 3-5 yaşında işte onların yanında yapa yapa kişiler de oradan öğreniyorlar. Misafir geldiklerinde ya da işte ayda bir kere arkadaşlar toplanırlar böyle yaşta insanlar. Onlara güzel çiğ köfte sunumu yaparlar, çiğ köfte yiyorlar. Çiğ köftemiz hazır sunuma. O zamanlar el arabasının içerisinde işte giderdik fırınlara, lahmacun fırınlarına. İşte bize 20 tane, 30 tane açık pide yapar mısın derdik. Onları alırdık, yeşilliğimizi, çiğ köftemizi götürürdük. Bir yere yanaşırdık Emin'de, Mahmut Paşa'da. Durduğumuzda insanlar gelirdi karnı doyurmak için ekmek arasına, lavaşın arasına çiğ köfte koyardık, dürüm şeklinde kendilerine verirdik. Ama son geldiğimiz süreçlerde artık bu bir karın doymaktan değil de bir mezze tarzına geldi. Herkes bunu almaya başladı. Herkes tüketmeye başladı. Bizler de bunu daha nasıl iyi bir hale getiririz diye dükkan açmaya karar verdik. Aslında çiğ köfte bilen değil. Çiğ köfte biz herkese zaten tanıttık, sunduk. Daha önceden çiğ köfte atıyorum ilk dükkanımı açtığımda adam geliyor çiğ köfte alacağım diyor. Bu çiğ köfte ben nerede pişiririm diyordu. Ama şu anda bütün herkese çiğ köfteyi tanıttık çok şükür. 5 yaşındaki çocuk da yiyor, 85 yaştaki insan da yiyor. O zamanlar öyle bir şansımız yoktu. Bir el arabasında bunu nasıl satarız ya da insanlar alırken karnımızı nasıl doyururuz onun çabasını sarf ederlerdi. Ve biz de o düzergeden ne satarız ne kazanabilirdik. Şu anda oradan çıktı artık. Çiğ köfte Türkiye'nin milli bir yiyeceği oldu. Kime sorarsan çiğ köfte der. Hangi restorandaysan çiğ köfte der. Hangi sokağa geçsen sokak başlarında çiğ köfte dükkanları vardır. Artık bu sektör haline geldi. Bitmeyecek bir sektör halinde. Adım Ramazan Işık. 2000'li yıllarda bu sektör bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Çiğ köfteyi ben de her bir Adıyamanlı gibi ben de çiğ köfteyi güzel bir şekilde yoğurabilirim, yapabilirim. Ömer Aybak, çocuk yaşlarda İstanbul'a büyüklerin peşinden gelen, lokantada çalıştığını biliyorum, hatırlıyorum. Daha sonra çiğ köfte sektörüne girdi. Çiğ köfte sektörüne girerken o zaman seyyar satıcılık, yani el arabasında falan satıyorlardı. Dükkan açmayla beraber aslında bu sektörün doğuşu oldu. Şen, şakrak, böyle canlı, atik, çalışkan, temiz bir ustaydı. Dolayısıyla bugünlere geldiğini düşünüyorum. Kendine has bir lezzet, bir kıvam, aroma oluşturdu. O gün bugündür de değişmeyen bir lezzet. Dolayısıyla bugün ulusal bir marka haline gelmiş. Bu bunu gösteriyor. Çalışma disiplini özelde çok güler yüzlü, sürekli zaten tebessüm eden, mütevazı bir insan ama iş esnasında kesinlikle prensip sahibi olan
disiplinli bir usta, bir patron. Çiğ köfte antik Mezopotamya medeniyetinden günümüze süre gelen bir yiyecek kültürüdür. Çiğ köfte başlarda çiğ etle yapılıyordu. Daha sonra günümüz koşullarında gıda ve sağlık kriterlerine uymadığı için o günün bakanlığı tarafından çiğ etin kullanımı yasaklandı. Etsiz çiğ köfte bu şekilde yaygınlaştı, sınırları aştı, ülkenin temel bir tüketim gıdası haline geldi. Sözlü tarihe göre çiğ köfte Nemrut döneminde ortaya çıkan bir üründür. Çiğ köftenin yanında en güzel göbek marul gider, limon gider, maydanoz gider, turşu olabiliyor, yeşillikler olabiliyor. Bazen böyle sıra geceleri yaparlardı. Sıra gecelerken müzik falan değil de böyle toplanırdı insanlar, çiğ köfte yorulardı. Bir araya gelsinler, karnımızı doyuralım işte, bir gelenekti. Ama şu anda o gelenekten çıktı bu. Bir ticari ya da bütün Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan insanların bir arzu etti, sevdi bir yiyecek oldu. Hiç yoktu. İstanbul'a geldiğimde hiçbir çiğ köfte dükkanı yoktu. Seher Sadıcı kendiydi. İlk çiğ köfte dükkanı ben açtım. Gültepe'de açtım. İşte bir süreç geçti. Askere gittik, geldik. Hayalimde Seher Sadıcı'dan çıkıp güzel bir tane dükkan açmaktı. Çiğ köfte dükkanı. Biz de Gültepe'de bir tane dükkan bulduk. Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye dükkanı açtık. Ama çok böyle mutlu da olamadık birkaç ay. Hedefim, bir hayalim var. Ya ben bu işi dükkanda yapmak istiyorum. Bir dükkan açıp bunu burada yapmak istiyorum. Dükkanı açtık, bir ay, iki ay iş yok. Ha bugün kapatacağız, ha yarın kapatacağız. Ama iki ay sonra okulların açılışına böyle bir hafta kala bir iş oldu. Yok böyle bir şey. Köfte yoğuruyorsun, yetiştiremiyorsun. İki tane adam alıyorsun, yetiştiremiyorsun. Bu sayısı üçe çıkardık ama devasa bir çiğ köfte satıyoruz. İnsanlar aynen böyle kuyrukta. Her gelen bu ne kuyruğu diye o da dalıyor tabii içeri. Ondan sonra bunu geliştirmek için çaba sarf ettik. İkinci dükkanımızı aramaya başladık. Üçüncüyü aramaya başladık. Onları açarken bu sefer etrafta başkaları da çiğ köfte açmaya başladılar. Ürünümüz çok kaliteli. Ürünümüz çok lezzetli. Ürünümüze çok güveniyoruz. Yani hala üstüne basa basa söylüyorum. Çok çalışmalıyız. Kalitemizi bozmamalıyız. Gerektiğinde fiyatımızı en iyi şekilde yapmalıyız. Ama ürünümüzün arkasında devamlı durmak zorundayız. Ki duruyoruz da çok şükür. 23 yıl önce başladık bu işe. Kalitemizden taviz hiç vermedik. Kullandığımız üründen taviz vermedik. Kişilikten taviz vermedik. Yapımından taviz vermedik. Bütün ölçülerimiz, bütün ürünlerimizin hepsi kaliteli. Yani bunu ben alıyorum, kendim yiyorsam, insanlara da verirken gönül rahatlığıyla verebiliyorum. Bu ürünün üzerinde hiçbir katkı maddesi yok içerisinde mesela. Biz de severek sevgimizi katıyoruz. Her şeyin içerisinde bir sevgi olmalı. Ben bu işi yaparken kendimi böyle hala ilk gün yapıyormuşum gibi yaparım. O hiç bozulmadı. Hala da aynı aşkla, hala da aynı sevgiyle bu ürünü yapıyorum. Tabii hala kendim orada yürüyorum. Daha buralara gelmedik. Bir gün el arabamı hazırlamışım, çiğ köftemi yoğurmuşum, lavaş ekmeklerimi almışım, koymuşum el arabasına. El arabayı aldım, bir kar. Gittim Eminönü'ne. Soğukta donuyorsun. Oraya git yok, buraya git yok, kimse yok. Satamıyorsun. Bir de zabıtalar geliyor, zabıtalar kovalıyor seni. Alıyorsun, oradan kaçıyorsun, yürüyerek ta Aksaray'a gidiyorsun. Her taraf kar içerisinde. Buz gibi bir hava. Ne yapacağını bilemiyorsun. Çiğ köfte satamıyorsun, cebinde paran yok. Gideceğin bir yerin yok. Akşam saat 8-9'a kadar bekliyorsun karın içerisinde. Yağmur, kar, çamur. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Ve bu zorluklar içerisinde hiçbir şey satmadın. 3-5 tane dürüm satıyorsun.
O zorluklar içerisinden aynı sefadan geliyorsun bekar odasına. 3 sene el arabasında yaptı. Ve büyük zorluklar içerisinde. Parasızlık bir taraftan, işsizlik bir taraftan, soğuk bir taraftan, onlara yetmez. Belediye bir taraftan, zabıtalar bir taraftan kovalıyorlar seni. Yapacağın hiçbir şey yok. Dükkanı açtık. İş yapamıyorsun. Köfteyi kimse bilmiyor. Ve insanlara anlata anlata, dükkanın önünde tadımla dağıta dağıta, gelene sonra sonra anlata anlata çiğ köfteyi yavaş yavaş insanlara tanıtmaya başladık. Ve çiğ köfteyi yiyen de bir daha vazgeçmemeye başladı. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunun içerisinde ne var? Bunun tadında ne var? Sen bizi kendine bağladın. Böyle bir lezzet mi olur? Ve nereden nereye bunları yapmak için bütün çabamızı sarf ettik. Hala da sarf ediyoruz. Çiğ köfteki sırrım. Ürünü gider kendim alırım. Cevizimi kendim alırım. Bururumu kendim alırım. İsotumu kendim alırım. Bütün ürünlerimi kendi tedarik ederim. Bakarım ona göre alırım. İsotumu Maraş'tan alırım. Bururumu Antep'ten alırım. Cevizimi Adıyaman'dan alırım. Baharatlarımı özel bir yerden alırım. Çiğ köfte benim işim. Çiğ köfteyi ben yaparım. Asıl çiğ köfte damak tadı veren kaliteli ürünler ve çiğ köfteyi biz yaparken sevgimizi katıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Kendimiz tüketiyoruz. Çocuklarımıza veriyoruz. Eşe dosta veriyoruz. Kendim yemedim çiğ köfteyi kimseye de yedirmem. ...2002 yılında Mayıs ayında ilk dükkanımızı açtık. İnsanlara böyle birer tane tadımlık veriyoruz. Bu çiğ köfte böyle yapılır, böyle yenilir diye anlatıyoruz kendilerine. 1-2-3 derken Allah'a şükürler olsun bir iş patlaması yaşadı. Yok böyle bir şey. Bunu yaşarken ufku değişti. Birinciyi açalım, 2-3-5'i artık değişti. Rabbim bir iş verdi. Ne önüne geçebildik ne de bırakabildik. Yapabildiğimiz kadar yaptık şükürler olsun. En üst seviyeye geldik. Daha da devam ediyoruz. Hala kendimi Eminönü'ndeki bir seyahat satıcı olarak görüyorum. İşimin başında devam ediyorum. Daha da ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. İşte yanında çalışan 120-130 tane insana bir ekmek sahası açmışsın. O seni mutlu ediyor. Çevre edinebiliyorsun. İnsanlar seni tanıyor, bu seni mutlu ediyor. Abi çiğ köfteyi sen mi yapıyorsun? Evet ben yapıyorum. Eskide ben yapıyordum. Şimdi fabrika sistemi de yapılıyor. Ama tadında hiçbir değişiklik yok. Yani 23 yıldır ölçülerim belli, gramajlarım belli, çalışma sistemi belli. O düzergâhta hiç tadı bozulmayacak bir şekilde sağladık ve öyle de devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.